Crimson and bears our stand. Yours completely. Hepinize selamlar dostlar. Primal Fear'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu Spirit canlıları evcilleştireceğimiz son bölüm olacak. Artık Spirit canlıları tamamen bırakacağım. Spirit bosslar olarak bu bölümde sanırım 4 tane veya 3 tane boss alacağız son kez. Önceki bölümden sonra gidip baktım ben Demonic Empires boss'unu nasıl kesmişim diye. 2 tane Celestial Indo ile kestim ama şu var. Celestial'ın üzerinden ben neden hasar yemedim? Yani o uçan kuşlar var ya, onlar bize elektrik veriyor. Hayvanın üstünden atıyordu. Yanlış anlamadıysam önceki bölümde. Ama Celestial Indo'nun üzerinde böyle bir şey olmadı. Şimdi Celestial Indo'nun koruması var ama o savaşta ben Indo'nun korumasını açmamışım. Bir dakika hemen deneyelim. Yani sağ altta işaret yoktu. Şimdi ben Indo'da ölmediysem otomatikman Reaper'da da ölmemem lazım. Çünkü Reaper'ın da koruması da var diye biliyorum. Çocuğum mesela niye bilemiyorum. Tamam aç bunu. CTRL-C. Bak kalkan işaret çıkıyor. Tamam ben Empires boss'unu keserken bu sağ alttaki şey açık değildi. Şimdi biz bu durumu nasıl açıklayacağız? Yani kim nasıl açıklayabilir ki? Yani Spirit bir canavarla saldırıyorum ben ona. Ama bu adamlar bundan daha çok işlev yapıyor. Yani nasıl bir şey bu? Bir sonraki gideceğimiz Reaper boss'u da aynı şekilde. Yani yakından saldırdığımızda karakterimi öldürecek. O da aynı şey. Empires gibi. Bu yüzden önden canlıları göndereceğim ve ben Celestial Indo'ya binmeyi düşünüyorum. Yanıma en güvendiğim canlıları alacağım. 2 tane net şu Reaper'lardan olacak. Bu ikisi de olacak. Şu Reaper da olacak. Skeletor'u da götürürüm büyük ihtimalle. Yani Skeleton Rex'in de aslında kalkanı var bu şekilde. Bununla savaşsam çok daha mantıklı Indolar yerine. Çünkü Indolar bir tık eski model kaldı ama yine de yanımda getireceğim. Aslında bu evcilleştirdiğimiz canlıların hepsi sırayla evcilleştiriliyor. Bu yüzden önem taşıyor. Hani önce normal Spirit'leri aldık, sonra boss'lara geçtik vesaire ama insanların ilgisini çok çekmiyor gibi duruyor. Spirit'lerden sıkılmışsınız ki ben de aslında az çok sıkıldım. Çoğunluğu işe yaramıyor. Bak işe yaramayan canlıların hepsini kozaya aldım. Bizim oradaki dolaba attım. En iyileri bunlar şu anlık. Video dışında Skeleton Rex'ten 2 tane daha alabilirim, yedekte dursunlar çünkü bu ölürse başka yedeğimiz yok. Bundan da büyük ihtimalle 2 tane yedek alacağım Dodo Reaper'dan. O şekilde boss savaşına son 2 bölümde başlayacağız. Ben potları da hazırlarım. İlk alacağımız canlı 145 seviyelik bir Dodorex olacak. Doğada bu tür bosslar kendiliğinden spam olmuyor benim map'imde, bilginiz olsun. Bu yüzden eyle koymak zorunda kalıyorum. Hani spam oranı 5x'te falan. Yani yine de spam olmuyor bu tür canlılar. Ki çoğu insan da zaten elle müdahale yapmak zorunda kalıyor. Bakalım Dodorex ne kadar güçlüymüş. Savaşta bunu da olmadı. Yanımıza götürürüz ama uzaklaş. Bak bu adam doğuştan hızlı ama çok hareket ediyor. Buna tutturmak bir tık işkence olacak gibi. Kaç milyon torpor var? 5.4 milyon canım var. 3.6 milyon torpor canı yemiş. Ben buradan bodozlama giriyorum. Girdim, giremedim. Tamam şu an girebilirim. Girdim. At bunu. Tamam, tuttu. Yüksel. Ya yani önceki bölümde Spirit Reaper'ın da hani korunması vesaire var ama yine de tek yedim, gördünüz. Elektrik seni atıyor. Yani sen hangi canlıyla saldırırsan saldır o elektrik seni atacak. Eğer korunması yoksa. Ya bu durumu birkaç kez daha denemek lazım aslında. Deneme yanılma yoluyla. Ve bayıldı. Ona bir tane verelim. Eve gidelim, test edelim. Sonrasındaysa diğerine geçeceğiz. Hızlıca ilerleyeceğiz. Gel güzelce. Benim kozam var mıydı üstümde? Sen ciddi misin? Tamam bunu kullan. Örnek. Aa şunu da söyleyeyim. Tabi Primal Fear videosunda söylemek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama Ark Bob Style şeysi var ya. Orada Zeppelin vesaire vardı. Neden gelmedi diye sorgulamıştım. Çünkü paketi aldık. Zeppelin Aberration haritasına gelecekmiş olarak görünüyor. Aberration haritasında normalde hiçbir canlı uçamaz. Yani uçan bir şey yok, araç yok veya canlı yok. Sadece süzülen var. Bu yönden bir tık OP olacak Zeppelin. Spirit Dodorex saddle. Bir tane çek bununla. Çöldeki Empires boss'u hala daha duruyor yerinde. Onu bu bölümde Rex'le kesmeye gidebiliriz. Skeletor'la. Onu deneyeceğim. Tabi CTRL-C'sini aşarak gideceğim. Bakalım işe yarayacak mı CTRL-C'si? Altımızdaki hayvanın 0 kilometresi 7.8 milyon canı var. Aslında gayet güzel ya. Önceki bölümde aldığımız şey gibi. Can muazzam geliyor. Cidden güzel. Yine aynı şekilde 10 milyon can yapacağım. Biriklerin hepsi hasar. Ver bunu. Pot basalım dışkılayacak mı diye. Hayır. Bu da Reaper gibi. Bak bu tür hayvanları çok seviyorum ben. Vallahi çok hoşlar. Sol tıkım 1.600. Ya bu boss canları ortalama 1.600, 1.500, 1.700 gibi gidiyor. Tamam, sol tıkım denedik. Şimdi sağ tıkla bakalım. Alev. Aynen öyle, elektrik. Bu seri mi vuruyor ona da bilmiyorum. C skill'e kırıyorsun. C skill'e hoş, tamam bu güzel. 1.000 lira hasar, 1.200. Bu da alan hasarı. Yani Spirit Rex gibi bu da. X'e bas. Ne diyorsun? Aa sen alev atıyorsun. Sandık elektrik atıyorsun. Elektrikten alev. Bunun space yok. CTRL Z. CTRL C. Yok tamam. Bu hayvanın çok güçlü olduğunu şu anlık düşünmüyorum. Normalde daha sağlam bir canlı üzerinde satmamız gerekiyordu ama bana o vibe vermedi. Yansıma güçlü canlılar kendilerini direkt ben belli ediyor. Mesela iskeletor. Normal bir canlıya vurduğumuzda bile adam 15-20 milyon vuruyordu. Bu yüzden Dodorex de burada kalacak. Şimdi diğer canlımıza geçeceğiz. Spirit Megapithecus'u alacağız bölümde. En çok merak ettiğim canlıydı kendisi zaten. Spirit Broodmother deneyelim. En sonunda Megapithecus'a bakacağım. Çünkü en çok vibe aldım. Bence Megapithecus. O çok güçlüdür. Bu adam Dodorex'e göre birazcık daha pasif takılıyor. Yani çok saldırgan değil gibi. Örümcek bıraktı. Ben buradan sana tutturup. Al bunu. Tutturduk mu? Hayır. Hayır mı? Evet hayır. Bak yerden beni takip ediyor gibi. He yo, yeni canlılara gidiyorsun. Ben yeni canlılara gitmeden önce şunu bir atayım. Attım. Kaç buradan. Kaç. Tamam, torpori yedi o. Oha, full attığı şeylere bak. Adamın alanına bak. Bunlar ne kadar gidecek? Abi yok artık. Görüyor musun? Hala skill'lere gidiyor. Oha. Yok artık. Bu ne? Nasıl bir skill bu? Mesafesi en fazla olan skill bu hayvanın olabilir. Hiç bu kadar uzağa atan görmemiştim. Cidden sen iyiymişsin. 6.8 milyon can. Bak bu da sağlam olabilir. Megapithecus'un yanı sıra bu da gayet sağlamdır bence. Gel bakalım. Senin sesin yok. Soltuk. Spirit Broodmother'ın eğrini de yaptık. Kas buna. Bu adam güçlüdür ya, inanıyorum. Çünkü skill'leri bayağı geniş bir alana gidiyor. Al bunu. Bas. Bacağımdan niye gidiyor? Şimdi 9 milyon can. Burada... Ne diyorsun ya? Abi sana nasıl can geliyor böyle maşallah? Bu adam neymiş? Nasıl oluyor bu? Canına baksana nasıl doluyor. Spirit etkisi. Bak kalkan var sağ altta. Abi işte kalkan var da korumuyor ki Empires'tan. Neyse bunların sonundan bakacağız. 50 milyon yapabilir miyiz? Tamam 50 milyon. Bu adam bosslarla savaşır gibi ya. Kesinlikle. Bak bir de dışkılamıyorsa ayrıca 10-10'luk bir canlıdır. Gerçi top baskayla gerek yok neredeyse diyeceğim de o kadar da değil. Basalım. Dışkılamıyor. Bu mükemmel. Çok iyisin. Şimdi Peter'da ilk soltuk deneyelim. Soltuk 1.900. Tamam, hayvan kendisini belli ediyor zaten. 1.900 sürüyor. Sağ tık. Ne? Ha tamam. Sizin canlarınız kaç? 24k ile 30k arasında. C skill'i. Bu C skill'i sağlamdır. Sağlamdır bu. Bu hayvanları yine billere vuruyor. Bunu koru. Alfa Dodo vuruyormuş. Allah'ım. Basic'se. Ne diyorsun? Ya bu da A atıyor ama bunun çok hasarı yoktur ya. Z'ye bas. CTRL, CTRL-C. Space. Yok. Tamam, bu altındaki hayvanın sadece sağ tıkı ve yok pardon sol tıkı bir de C skill'i güçlü. C skill'de zaten bu şekilde top atıyor. Yukarıya bakarak attım bilerek. Nereye gidiyorlar göremiyoruz ki. Her şey şeffaf. Neyse. Ya biz bu altındaki adamı büyük ihtimalle kullanmayacağız. Ama ben yine de gidip şey yapacağım ya. Yani test amaçlı gidip Empires'ı kesmeye çalışacağım. Üstümdeki şeyi hemen dolaba bırakayım çünkü %100 öleceğiz. Bak yanıma 4 tane bundan 4 tane de bundan aldım. Ha üstümdeki şeyi unutmuşum. Hemen aktar hemen. Tamam. Aktardık. Yani zırhları neyse zırhlar üstüme kalsın. Tam teçhizatla en azından bu şekilde deneyelim. Zırhları sonuna gidip almaya çalışırım. Gerçi eşyaları bırakmasaydım da aynı hesap olacaktı ama. Neyse aktar. Haydi bakalım deneyeceğiz. Senin kalkanın iş yapacak mı? Onu öldürebilecek miyiz? Bu hayvan kesinlikle suda bayağı bir bug'lı. Ama hızı ondan daha da kötü. Hatta bildiğim suyun içinde yürüyor. Aha adamı gördük. Gördük oradasın. Bas Primal'ı, yapıştır. Haydi bakalım. Kalkan koruyacak mı? Çık. Çık artık ya. Dibimizde çıkıyor abi adam. Ne diyorsun? Hah, güzel. At bunu. Tutturduk. Haydi bakalım ne olacak. C-skill'ini arda arda bayağı bir kez atabiliyorsun olarak görünüyor. Hayvan bize yaklaşamıyor çünkü şu anda onu fırlatıyoruz bir yandan. Yaklaşamadığı için de bizi öldüremiyor. Ya aslında tam olarak etkisini göremiyoruz. Normalde kuşuruyla beraber beni üstümden atması lazımdı. Ama olmadı. Tamam, bu güzel. Şimdi Reaper'a bakıyorsun. Reaper hayvanın dibinden vurmak zorunda. Çünkü CTL skill'i sadece iş yapıyor. CTL skill'inin dışında diğerleri hayvanı fırlatmıyor. Alan hasarı. Hepsi alan hasarı. Bu yüzden mantıklı değil onu kullanmak. Sadece yakından mantıklı olan bir hayvan. Yakından saldırdığımız zaman da hayvan elektrik bilmem ne atıyor. Bir şey yaratıyor. O elektrik de beni hayvanın üstünden atıyor ve ölüyorum. Mantık bu. Galiba. Ama bu altındaki fırlatıyor. Bak C skill'ine bastığın zaman direkt ben neredeyse karşıya doğru atıyor. Bu etki de hayvanın ileriye doğru gitmesine sebep oluyor. Tamam, altındaki hayvan boss savaşını bizimle kesinlikle gelecek. Canı mükemmel. Yani hasarını da gördük. İnanılmaz derecede hasar yok. Ama yine de iş yapar bir hasar var. Bak sağ alt tarafta kalkan işareti çıkıyor. Reaper'a tekrardan bineceğim. Onunla kalkan var mıydı yok muydu? Bir adam akıllı bakalım çünkü bunun mantığını anlamamız lazım. Bunda da kalkan var. O zaman %100 dediğim gibi. Bununla yakın saldırı yaptığımız için öldük. Yoksa ölmezdik. Şimdi ise gidip Megapithecus boss'una bakacağız. Bu hayvandan da ümitliyim. Evet, sanıyorum ki 3. boss'umuzdayız. 3. boss burada. Bu adam %100... Oha 12.000... Aa, bu adam kesinlikle güçlü zaten. Tamam, candan belli de oku tutturmak da sorun buna. Hızına bak. Orijin oku atınca var ya, bu adam uçacak o zaman. Tamam, henüz spirit saldırısına bulunmadı. Diyecektim. Çok güzel. Bayağı iyi. Taş patlıyormuş. Bak taş hem ittiriyor hem patlatıyordur. Ya patlattığını şu an anladık ama ittirdiğine net eminim ya. Yani bununla da tek başımıza şeyi kesebilirdik. Demonic Empires'ı kesebilirdik. Bu adamı nereden okuyacak? Tamam, şu anda sabit. Dur artık, atla bir şey. Hareket etme. Allah, kaç. Tutturamadın mı, ciddi misin? Çok hızlı hareket ediyorsun yani. Adam sürekli birilerine saldırıyor bir de. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Attın onu. Yok, hala daha bir şey yapamam. Alan etkisi var. Adam burada şu anlık sabit duruyor. Bu şansı iyi değerlendir. Attım. Aldım. Tamam, tekrardan geldim. Bayıldı mı? Aa, bayılmış. Hem de yüzüstü bayılmış. Çok güzel. Şöyle direkt ben Kibble'ı atalım. buradan yok olup gidelim. Rudolf'um %90 öldü. Ben öldüysem o da tek yemiştir. Çünkü hayvanın için bilim. Her şeyden tek yeriz biz ikimiz. Al bundan. Haydi. Eve gidelim. Kaç can bunlar? 7'ye bas. 15 milyon can. Kesinlikle mükemmel. Megapithecus'un büyük ihtimalle zıplaması vardır. Spirit Megapith sensin. Çek. Boss ne? Keşke hayvanların içinden de çekse şu malzemeleri. Bundan daha fazlası vardı ama üstümden attım videodan önce. Vallahi keşke atmasaydım. Daha fazla isteyecek mi acaba? Spirit Megapith. Artık isteme. Ne diyorsun? Ah çok şükür. Kaç tane istiyormuşsun? 100 tane. Tamam, artık onlardan bulursak atmayacağız çünkü lazım. Ben hep atıyordum. At bunları da. Bu adamın net zıplaması vardır ama çok fazla değildir. Al bunu da. Oo, görünüşün güzelmiş senin ya. Eğri şekilli güzel. Hakikaten kaslı görünüyor hayvan. Hızı zaten mükemmel. Kendiliğinden hareket hızın kaç? 100. Kaç geliyor? Hayır, tamam. Daha fazla vermeyeceğim. 18 milyon. Maşallah. Ya buna 100 milyon can çok yakışır. Ne diyorsunuz? Bence kesinlikle 100 milyon can yapalım. Yap aynen. Bununla basa götüreceğim. Broodmother'e değil bu iki. Şimdi dışkılıyor mu diye test edeceğiz. Dışkılıyor musun? Normal dışkılarsın siz. Çok iyiymiş ya. Vallahi bu bölümdeki canlıların tümü neredeyse hiç dışkılamıyor. Bu mükemmel bir haber. Sol takımız 3.400.000. Yani bu adam kesinlikle inanılmaz güçlü bir canlı. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Bu ne ya? Sen bizden misin? Hayla, sen ne yapıyorsun? Aa, küçük. Küçüğüm sen eve doğru gel. Tamam, sol tıkı denedik. Şimdi sıra sağ tıkta. Aynen, taş atıyor. 110, 500. Ya bu sağ tık hasar da büyük ihtimalle çok vuruyordur ama bu canlıların üzerinde anlayamayız. Şimdi ilk tane boss spamlarım birazdan. C skill'i etrafına dönerek vuruyor. Bu hayvan kullanılacak. X skill'imiz. X de alan hasarı, J de alan hasarı, Z, CTL, yükleme. Ve etrafında hayvan gidiyor. Arkadaşlar midin. Resimiz de var. Tamam, şimdi bu hayvanı boss savaşında deneyeceğim. Bu hayvan kesin inanılmaz bir güce sahip. Sağa sola da gidebiliyor, üstelik geriye de gidebiliyorsun. Tüm yönlere gidiyor, çapraz da aynı şekilde. Hayvanı test etme amaçlı bunlar yeterli olacaktır. Daha fazlasına gerek yok. Normalde Demonic Empires boss'unu da deneyecektim ama şimdi hayvana yakından saldıracağız ya. Onu da denemek istemiyorum ya şu anlık. Ya ölmesin, yenisini almakla uğraşmayacağım. Ama büyük ihtimalle Empires bizi öldüremez. Çünkü taş skillimiz onu uzaklaştıracaktır. Tabii ne derece bilmiyorum. Ya taşı attıktan sonra sonradan patlamalar olacak. Yaklaşık saniyede kaç tane atarız o taştan? Deneriz ya şimdi. Eğer arka arkaya atabiliyorsak o taşları Empires'ı net keseriz. Burada nasılsın? Evet, suda yavaş. Ama Broodmother kadar değil, orası belli. Tekrardan var space'e. Ya şu cesetler kaç bölümdür burada vallahi. Sürekli burada bile kurduğumuz için. Şimdi C-Skin'i test edeceğim. Pardon, sağ tık. Sağ tık attım. Tekrardan at. Yok. Daha şimdi attırıyorlar. Merhaba. Sat sen deneyim diyeceğim. Tek yersin. Tamam, hadi spamlayalım o zaman. Önce sağ tıkı deneyeceğim. Bakalım ne kadar fırlatacaksın. Yani. Neredesin? Geliyorsun. At sağ tıkını. Çok yakınsın. Yok, çok yakın. Tamam, bunlar bizi imkan yok, kesemez zaten. Uzaklaştık. Hayvana vuruyoruz. 2000 mi? Neredesin ya? Şu anda vuruyoruz olarak görünüyor ama hayvanın kendisi ortalıkta yok. Heh, buradasın. At sağ tıkı. Attım. Abi bu çok ileri atıyor ya. Tam tutturmak lazım. Bir tık aşağı bakacağım. Bak, pıtır pıtır ses geliyor ama hasar yazısı çıkmıyor. Heh, şimdi çıkıyor. Tamam, sağ tık gayet iş yapıyor. Bayan basınçlı kullanılacak. Ama adamı hiç deneyemedim. Şu taşı tutturmam ve öğrenmem lazım. Gücüm sen de bir öl. Düşünce tutturacağım, düşünce tutturacağım. Ama baktığım yöne atmıyor gibi sanki. Yani kendi baktığı yöne atıyor. Havaya bak. Attım. Aynen. Tamam, baktığım yöne atmıyor ki bu hayvan. Kafası nereye doğru dönükse oraya doğru atıyor. Mouse'da kontrolle bir ilgisi yok bunun. O zaman ona göre işimizi ayarlayacağız, değil mi? Döndüm. Buradan atmayı deneyeceğiz. Neredesin? Spino. Tamam, Spino'yu da tuttururuz artık. Adam önümüzde köpüt gibi duruyor. Oha abi, bu hasar ne? Hakikaten mükemmel hasar veriyor. Neredesin? Buradasın. Ve hasar yemekten bana doğru gelemiyorsun. Etki geçti. Ama bizim taş fırlatmıyormuş, onu öğrenmiş olduk. Bu etki neden geçecek? Hayvanı göremiyorum. Bir de C-Skin'i kullanacağım. Küçük resim almayı birebir ortama. Hayvanımız çok belli oldu. Sen kaçıyorsun. Yani böyle C-Skin'i 3.900.000. Tamam, C-Skin'i çok mantıklı değil. X'i dene. X evet bir tık mantıklı. Sağ tık yapıyor. Hayır, tam oturtamadık. Gel böyle. Tamam ya, bu hayvan iş yapacak ama fırlatmıyor. Yani Broodmother fırlatıyor en azından. Güzel. Son bir tane boss'umuz kaldı. Bunu da keselim. Sen bayağı yukarıdan geliyorsun. Allah. Var ya, sağ tıkı buna tutturmak işkence olur. Kesinlikle tutmaz. Bir tık uzaklaşayım, öyle atayım. O adam bunların arasından geliyordu şu an. Hatta. Keşke baktığımız yöne doğru saldırsak. Böyle çok OP olurdu aslında bu canlı. Ağlıyor, 10 numara olurdu. Aha. Ya niye dengeledin? Sen yiyecek misin? Ya şu topçuklar da bu hayvanı fırlatıyor. Ne kadar fırlattı? Var mı bu tarafta? Yok. Buradan çok da hasar yiyorsun. aslında canını göremiyorum senin canını. Bak böyle canlıları denememiz güzel oldu. Çünkü boss savaşında Reaper'dan veya Celestial Indominus Rex'ten başka kullanabileceğimiz bir hayvan olduğunu fark ettik. Yani normalde evcilleştirmesek böyle bir şey olmayacaktı. Bu yüzden aslında hep yeni şeyler evcilleştirmek güzel. Ben artık şu CS'de alayım da burada yanmasın çocuğum sen. Sonraki boss savaşına götüreceğimiz canlıları aşağı yukarı anlamışsınızdır. Tek değişiklik olarak altımdakini götüreceğim, bir de Broodmother'ı götüreceğiz. Skeleton Rex bizim en önemli şu anlık canlımız. Yani o benim ultim. Ultimi yanımda götürür miyim bilmiyorum. Belki koza da götürürüm diyeceğim de. O hayvan beni teklediği zaman karakterimi bir anlamı kalmayacak yanımda götürmemin. Ama geriden saldırırsam, önden bizimkinleri saldırsam falan öyle olabilir. Ben geride takılırım. Bunun yıldırımıyla 20 milyon ona hasar vururum. Akıl önden mantıklı olabilir. Neyse sonraki bölüme kadar ben düşüneceğim. Yerinden sonra yeni bölüm gelecek zaten. O zaman bugünlük de bu kadar diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.